Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TCDD'ye, yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bir ceza kesmiş engelli bileti konusunda. Bir tane engelli vatandaş ayda iki kere trene binmemiş ve bunun üzerine TCDD bu kişiye 6 ay engelli bileti alamazsın diye yaptırım uygulamış. Bu vatandaş da konuyu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na taşımış. TCDD demiş ki engelliler sürekli bilet alıyorlar. Aynı gün içerisinde sürekli biletlerini değiştiriyorlar ve kullanmıyorlar. Bu da ciddi bir kamu zararına yol açıyor. Biz de bunu engellemek için, bu istismarı ortadan kaldırmak için böyle bir yaptırım uyguluyoruz. Bunu kamu yararı için yapıyoruz demiş. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da demiş ki, evet siz bunu kamu yararı için yapıyorsunuz. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Ama bu yaptırım mekanizmasını basamaklandırmanız lazım. Ölçülü hale getirmeniz lazım. Direkt 6 ay ceza vermeniz doğru değil demiş. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu şöyle şeyler önermiş. Kullanılmayan bilet ücretinin ödenmesi veya bilet ücretinin bir ceza ile birlikte ödenmesi. Bunu uygulayabilirsin demiş. Kişilerin önceden yazılı olarak uyarılması, bunu da gündeme alabilirsin. Bu gibi ihlalleri yaptıktan sonra halen devam ediyorsa 6 ay ceza ver demiş. Böyle şeylere başvur demiş. Yani alternatiflerden yararlan. Bunları uygula demiş. Açık konuşalım. Ayda iki kere aldığı bileti kullanmamanın çok istisnai durumlar dışında makul bir gerekçesi olamaz. Bu gerçekten camiamıza çuvaldızı batırmamız gereken bir durum. Biz engelli bileti alıyorsak ve bunu kullanmıyorsak iptal edelim. Zamanında iptali uygulayalım ama nasılsa binmeyeceğiz, nasılsa para ödemedik diye böyle bir şey yapmayalım. Yapanlar var. İşte TCDD kendince bir istismarı önleme mekanizması geliştirmiş. Hadi bir kere aldın, hastalık oldu, acil bir durum oldu, iptal ettiremedin. İkincisini de mi iptal ettiremiyorsun? Ki iptal ettirmenin alternatif seçenekleri var. Mobil uygulama üzerinden yapabilirsin. Telefonla arayarak yapabilirsin. Gişeye giderek yapabilirsin. Başkasına bilgilerini verirsin, onlar yapabilir. Bunun yöntemleri var. Ama zaten ücretsiz, para ödemedik. Onun için böyle şeylere gerek yok. Bir otobüs bileti alınsaydı, bir uçak bileti alınsaydı o zaman hemen iptal ettirilecekti. Ödeme alınmaya çalışılacaktı. O yüzden açıkçası burada biz çuvaldızı kendimize batıralım. Ha, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun söylediği konu da önemli. Biraz daha basamaklandırmak belki gerekiyor olabilir. TCDD'de doğrudan 6 ay ceza kesmek yerine İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun önerdiği mekanizmaları hayata geçirebilir veya daha başka neler yapılabileceği üzerinde durabilir. Geçmiş dönemlerde aslında TCDD'de bu engelli bileti meselesini kaldırmaya çalışmıştı. Özellikle de pandemi döneminde yine mesele bütçe olunca, yine geniş kesimlerin etkilenmişlik durumu ortaya çıkınca bir basın açıklaması yapılmıştı. TCDD'nin bu hakkı engellememesi üzerine yoğun tepkiler gündeme gelince bundan geri adım atılmıştı. Şimdi TCDD'de kendince istismarı önleme mekanizması hayata geçirmiş ama Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun söylediği gibi belki aşamalandırılabilir bu yaptırım mekanizması. O zaman daha ölçülü olabilir. Ama biz de engeller camiası olarak bu hakkı kötüye kullanmayalım. Kullananları da uyaralım. Olmuyor. Sonra haklar elimizden alındığı zaman tepki gösteriyoruz. İşte bunlar da hakların elinden alınmasına gerekçe olarak sunuluyor. O zaman bizim elimiz zayıflıyor. Yapmayın böyle. Tabii ki hakları kötüye kullananlar yüzünden elden almak doğru değil bu tür kazanımları. Ama biz de böyle şeyler yapmayalım. Yapanları da engellemeye çalışalım. Lütfen yani.